100 Türk Edebiyatçısı. Arif Nihat Asya. Şehitler Tepesi boş değil. Biri var, bekliyor. Bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye konmuş. Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız, fakat basmasın toprağına temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar, geri, geri gitsin ellerin. Yapma çiçekleri, ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin, türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye? Merhaba sevgili dinleyenler. Ustalığını tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Arif Nihat Asya'nın Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor adlı ünlü şiiriyle başladık. Arif Nihat Asya 7 Şubat 1904 yılında Çatalya'da dünyaya geldi. Babası Tokatlı Ziver Efendi, annesi Tırnovalı Fatma Hanım'dır. Arif Nihat Asya henüz 7 günlükken babasını kaybetti. Akrabaları tarafından himaye gördü ve çocukluğu sıkıntılar içinde geçti. Öğrenim hayatına, Balkan Savaşı'ndan sonra halasıyla birlikte gittiği İstanbul'da Haseki Mahalle Mektebi'nde başladı. Gülşen-i Marif Rüşdiyesi'ne ve Bolu Sultanesi'nin parasız yatılı bölümüne devam etti. Bu okulun lise kısmının kaldırılması üzerine öğrenimini Kastamonu Sultanesi'nde sürdürdü. Daha sonra İstanbul Darül Muallimini Aliyesi'ne girdi ve 1928'de bu okulun edebiyat bölümünü bitirdi. Milli Mücadele döneminde Ankara'da bulundu. Bu dönem onun şiire başladığı, Türklük ve vatan aşkıyla şiirler kaleme aldığı dönemdir. ...14 yılı Adana'da olmak üzere... ...öğretmen okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1950-54 döneminde Seyhan Milletvekilliği yaptı. Bab-ı Ali'de Sabah ve Yeni İstanbul gazetelerinde... ...edebi ve siyasi yazılar yayımladı. Zamanla Anadolu'ya yönelen Türkçü, milliyetçi, memleketçi... ...Anadolucu olarak anılan sanatçılar arasında yer alan Arif Nihat Asya... ...yalın... Anlaşılır ve nükteli bir halk dili kullandı eserlerinde. 5 Ocak 1975 yılında Ankara'da öldü. Müzik
Birçok dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. Şiirlerinde hece, aruz ve serbest vezinleri kullanan Arif Nihat, Nazm'ın her türlü şekliyle eserler vermiştir. Fikrin ağır bastığı şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutar. Çok renkli ve değişik biçimli şiirler yazmış olan Asya, son şiirlerinde biraz da mistisizme yönelmiştir. Şiirinde daima bir yenileşme çabası içinde olan şair, etkilerden uzak kalarak kendine özgü bol renkli şiir dünyasını yaratmıştır. Güzel ve zarif benzetmelerin yanı sıra keskin zekasının şakacı mizacının mahsulleri olan nükteleri, hicivleri, kelime oyunları, üslubunu tamamlayan önemli unsurlardır. Tarihimizin şanlı sayfalarını şiirleştiren şair, rubai türünün yeni Türk edebiyatında önemli şahsiyetlerinden biri kabul edilir. Bayrak ve Vatan, onun mısralarında en usta anlatıcısını bulmuştur. Bayrak, Arif Nihat'ın şiirinde önemli bir yer tutar. Bayrak adlı şiiri, isminden de anlaşılacağı gibi, bayrak temalı bir şiirdir. Bayrak, şiir boyunca değişik şeylere benzetilir. Bayrak, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, barış güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçektir. Şair, hayallerini genellikle tabiattan almaktadır. Profesör Mehmet Kaplan'ın değerlendirmesine göre, bayrağın şairde uyandırdığı hayal ve çağrışımlardan doğan bu dağınık tabiat unsurları, şiirde tıpkı dil musikisi gibi duyguyu kuvvetlendiren bir fon teşkil etmektedir. Türk bayrağının kızıl rengiyle ay ve yıldız, şairin muhayyilesine derin surette tesir etmiştir. Bayrak şiirinin bütününe bir destan havası, yiğitlik duygusu, meydan okuma hissi hakimdir. Arif Nihat Asya'nın Türk bayrağının benzersiz güzelliğini ve yüceliğini bayrak sevdalısı bir kimsenin ağzından anlattığı bayrak şiirini dinliyoruz şimdi sevgili dinleyenler. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen, söyle seni oraya dikeyim. Mehmetçik, köylü, şehirli, yoksul insanlar, çocuklar, köy, kasaba ve şehir kıyafeti içinde güzel kızlar, okul çocukları, bebekler, sevilen dostlar, aile çevreleri, Arif Nihat'ın şiirinin insan kadrosunu oluştururlar. Türk tarihinin
tarihinin eski görkemli dönemleri, Arif Nihat Asya'nın ruhunda milli bir hüzün ve özleyiş duygusu yaratır. Türklerin akıncılığını özgün bir anlatımla canlandırdığı Devler adlı şiirindeki gibi. Sarsarak köprüleri, devler geçti bu yollardan. Dudaklarında Hun türküleri, tulgalı başbuğlar ve rüzgarda bayraklar, uğultular, tuğlar. Bir dünya doldu boşaldı. Yazık ki adları destanlardan masallara kaldı. Sağa sola ileri, devler geçti bu yollardan, kaldı ayak izleri. Hala nabızlar atıyor şu çamlı meşeli dağların altında, devler yatıyor. Yıllar yığın yığın o günden beri, ne bir destan parçası, ne bir zafer kemeri. Fırtınalara armağan olsun, göğüsler dolsun Hun türküleri. Bayrak ve vatan sevgisinin en usta anlatıcısı olan Arif Nihat Asya'nın şiir kitapları, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Rubaiyat-ı Arif, Kubbe-i Hadra, Kökler ve Dallar, Kıbrıs Rubaileri, Emzikler, Dualar ve Aminler, Kova Burcu, Yürek, Avrupa Rubaileri, Köprü, Aynalarda Kalan, Kundaklar, Divançe-i Arif başlıklarıyla yayımlanmıştır. Özdeyişleri Kanatlar ve Gagalar, mektupları ise Arif Nihat Asya'nın Sevgi Mektupları adını taşır. Sizlere Arif Nihat Asya'yı tanıtmaya çalıştığımız programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinizin şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi dileriz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek ümidiyle esen kalın sevgili dinleyenler. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.